Hem Bakan Nebati'nin söylemi bence biliyorsunuz artık eskiden yeni ekonomik modeli ihracatımız artacak, çok büyüme, enflasyon düşecek. Artık o söylem bozuldu, ezber bozuldu şu anda. Gerçekleri kabul etme noktasına doğru geliyorlar. Ama yani buradaki asıl nokta açık açık tercih. Biz diyor dar gelirli, sabit gelirliyi birinci olarak görmüyoruz. Biz onlar enflasyonun altında eziliyor olabilir. Bizim önceliğimiz büyüme. Buradaki önemli olan nokta şu. Ne pahasına olursa olsun büyüme. Kusura bakmayın, ne pahasına olursa olsun büyüme yaklaşımı kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Çünkü burada enflasyon yaratılıyor. İnsanların alım gücü düşüyor. İnsanlar evine götürdüğü yemek. Yani biraz önce bahsettiğim konu. Yoksullaşan Türkiye ama büyüyen Türkiye. Bu nasıl oluyor? Bunun tek bir şeyi gelir dağılımı çok hızlı bozuluyor. Ve evet, kendisine dedi şirketlerin karı arttı. Bunu açık açık, çünkü burada faizi bu kadar düşük yaparsanız, şu anda 17-21 arasında mevduat faizi, 25-30 arasında kredi faizinin olduğu bir ülkede enflasyon %73. Yani bu da TÜİK enflasyonu, tekrar söylüyorum. Yani şimdi reel faiz -30'larda dolaşıyor. %30'larda dolaşıyor. Böyle bir ortamda kimse tasarruf etmek istemez. Herkes harcamak ister. Hükümet de bunu istiyor. Herkes harcasın. Ekonomi canlı olsun. Ama son ben de seçime gidip seçimi kazanayım. 2011'den bu yana baktığınızda AK Parti'nin tamamen seçimlere yaklaşımı bu şekilde. İlk başlarda bu çalışabiliyordu. Çünkü sermaye girişi vardı ülkeye. Ve sermaye artık Türkiye'ye gelmiyor. Türkiye'nin CDS'i, risk primi 700'lerde dolaşıyor. 700 puanlarda dolaşıyor. Bu enflasyonla, bu kurdaki değer kaybıyla Türkiye'ye sermaye girişi olmadığı için de hükümet büyümeyi ancak Merkez Bankası kanadıyla parasal genişlemeyle sağlayabiliyor. Faizi düşük tutacağım, Merkez Bankası'nın da fonladığı bir kredi genişlemesi sağlayacağım ve bununla büyümeyi sağlayacağım diyor. Ama buradaki sorun şu, bu sefer enflasyon azdı. Enflasyon ciddi boyutta azdı. %19'lardan %73'e çıkmış bir enflasyondan bahsediyoruz. Sayın Bakan diyor ki biz enflasyonla mücadele etmeyi tercih etmedik. Büyümeyi tercih ettik. O enflasyonu oraya getiren sizsiniz Sayın Bakan. Yani o enflasyonun sorumlusu bu hükümet. Bu hükümet ya o enflasyonu düşürecek ya da bu hükümet gidecek, enflasyonu düşürecek başka bir hükümet gelecek. Bunu anlamaları bence biraz zaman alacak ama seçimden sonra anlayacaklar. Seçim Peki. sonucundan sonra ben yani burada açıkça şunu söylemeye getiriyorum. Bu politikalarla bu seçimi kazanmak neredeyse imkansız.